Sağlıklı Yaşam programıyla sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Evet, obeziteyle başlayalım dilerseniz. Obezite günümüzün en önemli rahatsızlıklarından bir tanesi. Nasıl oluşur obezite? İnsan fazla yerse, lüzumsuz yerse, ihtiyacı olmadığı halde yerse, acıkmadığı halde yerse, yani yemeği içmeyi disiplin haline getirdi insanlar. Günde 3 öğün yiyeceksin. Otomatiğe bağladı. Sabah, öğle, akşam, sabah, öğle, akşam aç da olsa yiyor insanlar. Ne oluyor? Sürekli kilo alıyor. Şimdi dün başka bir televizyon kanalında baktım ne oluyor diye. 6 profesör doktor obezite konusunda konuştular. Sonunda bir şey söyleyecekler herhalde dedim. Ama hiçbir şey söylemediler. Yani şimdi şöyle, kişi sabah kahvaltısı normal, standart. Dünyada insanların hepsi son 200 yıldır aşağı yukarı dünyanın her tarafında bu geçerli. 3 öğün yenir. Eskiden 2 öğündü. Tanzimatla birlikte Avrupa kültürünün Türkiye'ye yerleşmesiyle birlikte 3 öğüne çıktı. Atalarımız Peygamber Efendimiz'den bu yana 2 öğünle beslenmiştir. 2 öğün sağlıktır diyor İbn Sina, 3 öğün hastalıktır diyor. 2 öğün, 3 öğün. Çok şey değişir. Ne değişir diyeceksiniz? Kişi sabah kalktı, kahvaltı yaptı diyelim. Pankreas insülin salgılar. İnsülin yediğimiz besinleri şekere ve yağa dönüştürerek depolar. İlk 4 saat şekeri harcar, sonra yağı harcamak için leptin salgılar, hormon salgılar. İkinci 4 saatte de leptin depolanan yağları yakar. Bu aynı arabaya benzetelim. Bir arabanız var, hem gazla hem benzinle çalışıyor. Arabayla yolculuk yaparken ilk 4 saat gazla çalışıyor, LPG var. LPG bitti, gaz bitti, benzine dönüyorsunuz. Bunun gibi. Fakat kişi beklemiyor 8 saat. Ne yapıyor? 4 saat sonra bir şey yiyor. 2 saat sonra bir şey yiyor. 3 saat sonra bir şey yiyor. Bazı diyetisyenler de diyor ki 3 öğün, ana öğün, 3 ara öğün ye. Peki doğru beslenmede gerçek anlamda kaç öğün yenilmesi gerekiyor? 3, 5 dediğiniz gibi hangisi doğru olan? 2 öğün. Sabah ve akşam. Başka yok. 9-10 gibi. Peki bu aralardaki ara öğün yok. Acıkma yok. Vücut alışıyor. Depoladı ya, yakıyor otomatik. Yani 3 öğüne başladığı zaman obezite başlıyor, kilo problemi başlıyor. Çünkü insülin, mesela herhangi bir şey yediniz sabah. Hı hı. Bunu vücudumuz şekere, yağa dönüştürerek depolar. İlk 4 saat şekeri harcar. İkinci 4 saat yağı yakarak harcar. İkinci 4 saate geçmeden kişi cips, jelibon, kek, gofret, herhangi bir şey yedi, elma, armut, ne yerse yesin. Leptin salgılanmasına müsaade etmiyoruz. Vücudumuzun leptin salgılanmasına müsaade etmiyoruz. Ne oluyor? Herhangi bir şey yediği zaman ilk 4 saatten sonra tekrar insülin salgılıyor. Tekrar leptin salgılamıyor bünye. Böylece kişi sürekli insülin salgılıyor. İnsülin salgılaya salgılaya vücudumuz leptin salgılamasını unutuyor, uyuşuyor. Kişi de bu nedenle bu şuna benzer. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maça çıkacak. Hakem taraflardan bir takımı tuttu, A takımını. Hemen arka arkaya 5 penaltı verdi. Ne oldu? 5-0 birisi mağlup başladı. Maçın sonunu getirebilir mi? Diğer takım getiremez. Biz her gün 5 defa mağlup başlıyoruz. Nasıl? 3 ana, 3 ara öğün 6 defa yiyoruz. 6 defa insülin salgılıyor pankreas. Ama fakat leptin salgılamasına müsaade etmiyoruz. Böylece yağlanıyor kişi. Peki kişi alışmışsa 5 öğün ya da 6 öğün yemeye, bunu 2 öğüne nasıl düşürecek? Yani bunu nasıl dengeleyecek vücudu? Oruç tutan herkes bunu yapabilir. Hı hı. Oruç tutabiliyor muyuz? Oruç nedir? Ruhu ve bedeni temizlemek, arıtmak. Zaten oruç tutuyor herkes. Şimdi bana 3 kişi geldi. 3'ü de 1.90 boyunda maşallah. Ama 3'ü de böyle iri yarı Ama göbekleri de var böyle maşallah. Dedim ki siz ya alkoliksiniz, bira içenlerin karnı böyle küp gibi olur. Almanya'da kaldığım için 29 sene Almanlar hep böyle göbeklidir erkekler. Hep bira içerler. Bira içenin göbeğe şiş olur. Bira da erkekleri kısırlaştırır. O da ayrı bir olay. Ayrı bir konu. Bira içenler kısırlaşır yavaş yavaş. Çünkü biranın birleşiminde şerbetçi otu var. Şerbetçi otu homolon, lupolon denen iki etken madde içerir. Homolon, lupolon aynı kadınlık hormonu östrojen gibi etki yapar. Sürekli bira içen erkekler kadınlaşır. Hormon dengeleri bozulur. Almanya'da bu nedenle erkeklerin çoğu kısırlaşmıştır. O da ayrı bir konu. Evet. Bunu da uyaralım. Türkiye'de özellikle İstanbul sahilleri ilkbahar aylarında başlıyor, sahillerde gençler ellerinde bira kutusu içiyorlar. Sanki çok marifetmiş gibi. Ama yarın bir gün kısır kalacaklarını düşünemiyorlar. Kendi kendilerini kısırlaştırıyorlar. Yani bilseler ki bu ileride onların cinsel hayatını bitirecek, böyle bir şeye asla girmezler. Neyse, konuya dönecek olursak. Evet, obezitenin şöyle diyelim o zaman, bitkisel yollarla çözümü nasıl olur? Ha, ona girmeden şunu söyleyeyim. Tamam. Almanya'nın Kara Orman'la Güney Eyalet, Bavyera eyaletinde Schwarzwald derler Almancası, Türkçesi Kara Ormanlar'da bir sanatoryum var, yani hastane. Hı hı. Obez olan insanları tedavi ediyorlar. Neyle? Oruçla. Oruç tutuyor. Yani bizim gibi tabii oruç tutmak niyetiyle değil, zayıflamak için. Ve üstüne para veriyor. 4.000 euro, 5.000 euro, 3-4 haftada orada kalıyor. 5.000 euro veriyor, oruç tutuyor. Üstüne para vererek oruç tutuyor. Bizim dinimiz gereği oruç tutmamız gerekir. Oruç tutarsa kişi zaten bedeni iki öğüne alışıyor bünye. Bunu devam ettirirse, eskiden köyde biz bir sabah kahvaltı yapıyorduk, bir de akşam yemeği, öğle yemeği yoktu. Yani çok basit. Fakat kişi alışmışsa, kötü alışkanlık haline gelmişse, kilo almışsa, obez olmuşsa, buna karşı ne var? Şimdi bunun için dünyada en etkili bitki Garcinia cambogia. Endonezya, Malezya, Kamboçya, Vietnam, Laos gibi ülkelerde yetişir bu bitki. Bal kabağına benzer, mandalina büyüklüğünde. Bu meyvenin birleşiminde hidrositrik asit var. Asit deyince tehlikeli bir şey değil. Elmada malik asit var. Limonda ne var? Sitrik asit var. Yani tehlikeli bir şey değil. Meyve asidi. Şimdi bu meyvedeki asit, hidrositrik asit, kişi bir şey yediğinde karbonhidrat içeren bir şey şekere dönüşür, yağa dönüşür. Şeker de yağa dönüşerek depolanır. Şekerin yağa dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzim yediğimiz şeker içeren her şeyi yağa dönüştürerek depolanmasını sağlar. İşte bu Garcinia cambogia meyvesi içermiş olduğu hidroksisitrik asit yağ dönüşümü engeller ve kişi yemek yer ama kilo almaz. Evet, bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ya ben bir şey soracağım ama. Buyurun. Erken boşanma şeyle için soracaktım. Erken boşanma. Evet. Şimdi erken boşanma maalesef günümüzde çok yaygın bir hastalık haline geldi, rahatsızlık haline geldi. Neden? Çünkü mesela Finlandiya'da bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmada 5 yıl romatizma hapı kullanan erkeklerde %97 iktidarsızlık problemi ortaya çıkmıştır. %97 romatizma hapı. Mesela geçenlerde bana bir beyefendi geldi. Depresyon hapı kullanıyormuş. Aniden hormonu bitmiş, doktoruna gitmiş, doktor demiş ki, aa senin hormonun bitmiş, cinsellik, testosterol 0. Gelmiş bana ağlıyor, diyor ki, ne olacak benim halim? Dedim ki, kimyasal ilaç mı kullandın? Nereden biliyorsun? Dedim ki, durup dururken testosterol hormonu düşmez. Bir hap kullanmışsın. Kimyasal hap kullananların testosterol, erkeklik hormonu biter. kimyasal ilaçlar östrojen hormonunu yükseltir, erkeklik hormonunu düşürür. Evet. Kimyasal hapların hepsi böyledir, tehlikeli. Bu nedenle kimyasal haplar bir de cips, jelibon, kek, gofret, bisküvi gibi işlenmiş gıdalar artı elma, armut gibi meyveler, ama bu meyve yurt dışından gelen meyvelerin hepsi işleniyor. Mesela Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Avustralya'dan elma geliyor. İşlenmiştir bunların hepsi, hormonlu. Dış ülkelerden gelen meyve yediğiniz zaman, Türkiye'de yetişen değil de başka ülkelerden gemiyle geliyor. 3 ay, 4 ay, 5 ay gemiyle bozulmasın diye o kadar ilaçlıyorlar ki yediğiniz zaman o aynı kimyasal ilaç almışsınız gibi zehirliyor. Beyefendi için çok özel bir ürün geliştirdik biz. Epimedyumlu macun. Şimdi epimedyumlu macun internete, Google'a girer de bakarsanız, Sağlık Bakanı birçok epimedyumlu macun ve kapsülü yasakladı. Neden? Çünkü epimedyumlu macun diyor, epimedyum demek azgınteki otu, Türkçe karşılığı. Bu bitki Çin'de yetişir. Cinsel, yani hem performansı artırır hem erken boşanmayı önler. Kişinin cinsel ilişkisi 2-3 dakika sürüyorsa önce 15-20 dakika, sonra yavaş yavaş daha da yarım saate kadar yükseltir zamanla. Şimdi bununla ilgili Türkiye'de bunun çok pahalı bir bitki, yani ekstrak, bitkinin ekstraktı, epimedyum, azgıntaki otun ekstraktı çok pahalı, Çin'den geliyor. Türkiye'de bazı firmalar Zindalefin denen kimyasal ilaç katıyor, çok ucuz. Aynı şekilde cinsel fonksiyonları artırıyor ama kişinin tansiyonunu, kalp atış ritmini hızlandırıyor, nabzını hızlandırıyor. Ne oluyor? Bir de bakıyor, ilişki sırasında fırlamış 240-250'ye tansiyonu, nabzı, ölmüş gitmiş. Bu ölenler var, birçok ölüm vakaları olduğu için Sağlık Bakanlığı birçok epimedyum deyip de içine kimyasal madde katan firmaların ürünlerini yasakladı. Bizim ürünümüz %100 doğal, bitkisel. Epimedyumlu macun kullandığı zaman erken boşanma problemi hallolur. Hiçbir yan etkisi yok, hiçbir problem teşkil etmez. Tekrar konumuza dönecek olursak, obeziteyi bitkisel yollarla nasıl çözümleyebiliriz diyelim. Obeziteyle ilgili 108 bitki üzerine Harvard Üniversitesi araştırma yapmış. En etkili bitki Garcinia cambogia. Biz bununla ilgili özel bir çalışma yaptık. Birleşiminde Garcinia ekstraktı, akai beri ekstraktı, funda ekstraktı, kuşkonmaz ekstraktı, mate ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı içeren Garcinia forte özel bir formül geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman yemekten 15-20 dakika önce 3 tabak yemek yiyorsa önce 2 tabak yemek yiyor, sonra bir tabağa düşürüyor. Yani daha az yemekle doyar hale gelir. Evet, hemoroide geçecek olursak, hemoroid nedir diyelim, önce izleyicilerimizi bilgilendirelim. Nasıl hemoroid oluşur? Nedir? İnsanların maalesef %70'inde hemoroid var. Yani 3 kişiden ikisinde hemoroid var. Ama çoğu utanıyor, sıkılıyor, geriliyor, söyleyemiyor vesaire. Makatı kapatan kaslara çok yoğun bir kılcal kan dolaşımı var. Çok hassas. Kılcal kan dolaşımı. Kişi aşırı et, peynir, yumurta gibi hayvansal besinle besleniyorsa damarların iç yüzeyinde sertleşme oluyor ve artık damarlar sertleştiği için kan dolaşımı yetersizliği ortaya çıkıyor ve hemoroid oluşuyor. Tedavi edilmezse bunun da devreleri var. 1. evre, 2. evre, 3. evre, 4. evre diye. Zamanla ameliyat olması gerekebilir. Ameliyat da bazen çözüm değil. Birkaç defa ameliyat olduğu zaman hatta makattaki sinirlere, makatı kapatan sinirler zedeleniyor. Bu sefer de kişi defacetini tutamayabiliyor. Tehlikeli yani. Durup dururken ameliyat olmak iyi değil. Hemoroide karşı dünyada en etkili bitki şu gördüğünüz bitki. Nedir bu? Çoban çantası otu. Şu çanta gibi çiçekleri, küçük küçük çiçekleri efendim meyveye dönüştüğü zaman bu çanta gibi gözüken çoban çantasına benzer. Meyvenin içerisi çekirdek doludur. Bu nedenle çoban çantası otu denir. Japon asıllı Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Korada bu çoban çantası ile ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmada iç kanamaları önlediğini belgelemiştir. Sadece hemoroidten dolayı değil, ülseratif kolitten dolayı kanama, yani kalın bastı yara varsa bundan dolayı kanama, mide kanaması, bazı bayanlarda yoğun adet nedeniyle yoğun kanama, rahimdeki veya miyomdan dolayı kanama veyahut da bazı insanların tansiyondan dolayı burun kanaması olur. Her türlü iç kanamaya karşı çoban çantası. Fakat bunun birleşimindeki polipeptitler çok yoğun olmadığı için bazen çayı yetersiz gelebilir ağır vakalarda. Biz bunu ne yaptık? Çoban çantası forte diye çok özel bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman kişi hemoroidden ameliyat olmasına gerek kalmaz. Birçok insan böyle muzdarip, bu durumda olan insan birkaç defa ameliyat olmuş, yine ameliyat olmak zorunda kalmış olan kişiler bize geldiklerinde 6 haftada hemoroidden bir problem kalmaz. Evet. Yine konumuza devam edecek olursak genital siğilden bahsedelim biraz da. Bunun oluşum evreleri nasıl oluyor? Genital siğil, genital herpes maalesef günümüzde hızlı yayılıyor. Neden yayılıyor, niçin yayılıyor? İşte Tekirdağ'dan bir hanımefendi kızıyla beraber beni aradı. Anne kız kavga yapmışlar. Kızı ağlıyor. Annesi bağırıp çağırıyor hala telefonda. O arada beni arıyorlar. Hem kavga yapıyorlar hem beni arıyorlar. Diyor ki sen nasıl yaparsın da annesi. Ben de telefon dinliyorum. Hem beni arıyorlar hem kavga yapmaya devam ediyorlar. Babam diyor öldürür seni nasıl olur da işte ilişkiye girersin evlenmeden falan kavga yapıyorlar. Bir tarafta beni arıyorlar. Allah Allah ne oluyor ya. Dedi ki hiç sorma ya. Benim kızım dedi nasıl kaptıysan mikrop kapmış. Yani herpes miplex tip 2 olabilir dedim yani illaki doktor da demiş ki cinsel yolla bulaştı demiş. Kız da diyor ki asla ben ilişkide bulunmadım diyor. Bana dediler ki nedir bu? Cinsel yolla bulaşı diye bir şey yok. Klozette alafranga, klozet kullanmak aslında sağlıklı değil. Evet. Ama mecbur kaldınız, umuma açık bir yerde kullandınız. Bakterilerden üreyen bir şey diyorsunuz virüs, yani virüs. Evet. Sizden önce orada birisi o klozeti kullandıysa ondaki mikrop size geçer. Yani illaki cinsel yolla bulaşır diye bir şart yok. Bu nedenle genital siğil, genital herpes hızla yayılıyor insanlarda. Evet, bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşe Hanım nasıl yardımcı olabiliriz size? Buyurun. Yani varislerim çok azmış. 30 yıldır. Varis yani rahatsızlığınız var evet. Ne gibi bir ilacı var? Doktorlardan bir ilaç alamadım. Kaç yıldır varis? 30 yıldır. 30 yıldır varis var evet. İbrahim Bey. Evet, varize karşı dünyada en etkili bitki at kestanesi. At kestanesinin birleşiminde, at kestanesi çok acı olduğu için çayını yapmak zor, çayı içilmez. Birleşiminde at kestanesinin eskin denen bir madde var. Bu zaponin türevi. Damarlardaki efendim ortaya çıkan varize, venöz yetmezliğe, baldır ve bacaklardaki efendim huzursuz bacak sendromuna, baldır ve bacakta oluşan ödeme karşı, kaşıntıya karşı dünyada en etkili bitkidir. Evet. At kestanesi. Variz ameliyatta alınıyor ve bir daha çıkmıyor deniliyor ama bunun bitkisel yollarla çözümü nasıl? Ameliyat çözüm değil. Ameliyat oradan orası başka yerden yine çıkıyor. Tabii nüksede o çözüm değil. Burada damarların içerisindeki böyle ventil gibi kapakçıklarda arıza oluşuyor. Kapanmıyor. Toplar damar kanı topladığı gibi geri gitmemesi gerekir, akmaması gerekir. Buradaki kapakçıklardaki arıza nedeniyle burada kirli kan yoğunlaşıyor. Zamanla görevini yapamaz hale geliyor. Toplar damar yavaş yavaş önce iltihaplanır veya kirli kan birike varize sebep olur. Evet, bir telefonumuz daha var tam konumuzun üzerine. İyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Yusuf Hocam, Bey. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hocam ben 8-9 ay önce bir MR sonucu hipovrizandona denen bir kitle olduğunu söylediler. Ameliyat oldum. Yalnız hormon dengesizliği çıktı. Hormon düşüklüğü çok çıktı bende. Bana ne önerirsiniz hocam? Hormon derken hangi tür hormonu? Prolaktin mi yoksa cinsellik testosteron hormonu mu? Testosteron, evet, cinsellikle ilgili hocam. Ha, okey, tamam. Şey var hocam, bir dengesizlik var, halsızlık var. Ameliyattan sonra bir türlü kendime gelemedim yani. Okey. Şimdi varizle ilgili bir şey söyleyeyim de oraya geçeyim. Tamam. Şimdi varizle ilgili variz ve venöz yetmezliğine karşı Heidelberg ve Bokum, Almanya'da iki şehir. Hı hı. Burada variz problemini hastaları için alt kestanesiyle ilgili klinik araştırması yapılmış. Hı hı. Burada bu tür problemi olan hastalar, yüzlerce hasta, variz, venöz yetmezliği hastaları herhangi bir ameliyata gerek kalmadan birkaç ay içerisinde iyileşmiştir. Şimdi hipofiz bezesinde yani hipofiz bezesi hipotalamusun altında sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir beze. Hipofiz bezesi vücudumuzdaki bütün hormonların orkestra şefi gibi. O idare eder. Orkestra şefi. Hipofiz bezesinin sapında nohut büyüklüğünde dedim. Toplu iğne başı kadar bir adenom oluşur. Buna mikroadenom denir. Bazılarında da nohut büyüklüğünde oluşur. Büyük olursa da makroadenom denir. Mikro veya makroadenom oluştuğu zaman sinir hücrelerine zarar verir. Görme zafiyetini, görme anormalliklerine sebep olabilir. Prolaktin hormonu aşırı yükselir. Bu mikro veya makroadenom nedeniyle cinsel hormonları, çünkü prolaktin hormonu kadınlardaki süt hormonudur. Hı hı. Yani prolaktin hormonu yükselirse annelik hormonları, kadınlık hormonları yükselir. Hı hı. Erkeklik hormonunu baskılar. Bunu çok kolay, basit yölle ameliyatsız tedavi mümkün. Nasıl? İksir kullandığı zaman iksir, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü yavaş yavaş eritir. Hı hı. Erkeklik hormonu azalan kişi için iksir, aloe vera jel, keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu kullandığı zaman erkeklik hormonunu yavaş yavaş artırır. Bir de testisleri ve genital bölgeyi masaj yapmak için ozon forte diye çok özel bir masaj yağı var. Ozon forte. Bu da testislerdeki kılcal damarları güçlendirir. Hormonların kalitesini artırır. Bizi ararlarsa daha teferruatlı bilgi veririz. Evet. Yağ bezisi lipom bitkisel yollarla bunun da çözüm. Evet, mümkündür. Mümkün müdür? Yağ bezi, miyom, kist, nodül gibi ciltin altında, peki deri altında. Bunlar sürerek mi yoksa bir kapsül kullanarak mı? Ya hayır, çay gibi. Sürerek değil. Bunun sebebi şu, normal olarak bağırsaklarda 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler vitamin üretir. Kişi antibiyotik, antihistaminik gibi kimyasal ilaç kullanırsa, abur cubur yerse, yani kimyasal madde için bir şey yerse faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsaklara zarar verir. Bir, bu toksik maddeler emilerek karaciğere gider. Karaciğeri yağlanmasına sebep olur. İki, karaciğer yağlanırsa anormallikler ortaya çıkar. Kolesterol, karaciğerin enzim dengeleri bozulur. Evet. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi artık karaciğer arıtamaz. Yorulur, yağlanır. Arıtamadığı toksik madde vücudun çeşitli noktalarında yağ bezi, yani lipom oluşur, miyom oluşur, kist oluşur, nodül oluşur, bağ dokularında cerrahat, cüruf oluşur. Yani vücut aynı bataklığa döner. Evet, bunu bitkisel yollarla çözdükten sonra nüksedebilir mi? Peki dikkat edilmesi gerekiyordur herhalde. Kullandığı zaman kişi, iksir kullandığı zaman yavaş yavaş erir, küçülür. Bir beyefendi, emekli kurmay albay. 20 kilometre yüzebiliyor. Boğazı karşıdan karşıya geçiyor. O kadar sporcu birisi. Fakat beyefendinin hem omzunda hem kolunda burada ceviz kadar, burada da yumurta kadar 2 tane yağ bezi. Plaja gittiği zaman gülüyormuş çocuklar, alay ediyorlarmış. Dedi ki ya ben şu yağ bezinden kurtarabilir misin? Ameliyat olmak istemiyorum. Ameliyat olduğu zaman bir tane ise 40-50 tane birden çıkabiliyor. Yani bunun da erkeği dişisi gibi bir durum var nedense. Bazılarında hızla büyüyor, çoğalabiliyor. Deneyelim dedim. Biz ona iksir verdik, kullandı. Bir ay sonra aradı, dedi ki hiçbir faydası olmuyor. Dedim ki 2 çorba kaşığıyla bu iş 5-6 ay sürer. Yarım çay bardağı içersen günde 5 defa daha kısa sürede erir. Ben bir su bardağı bile içerim dedi. İçemezsin. İçerim içemezsin iddiaya girdim. Peki bunun kullanımı nasıl oluyor? Yani çay şeklinde mi içiliyor yoksa nasıl? Yok yok, bu özel bir... Özel bir iksir. İksir. Hı hı. Şurup. Şurup. Sarımsaklı şurup. Şimdi bu vatandaş su bardağıyla içerim dedi. Gerçekten içti. 35 gün sonra böyle barfiş çekiyor. Sporcu birisi. Böyle burası acımış. Bir sıkmış. Billa gibi fırlamış içeri. Oraya sıkmış. Orada dışarı çıkmış. Bana geldi ziyarete, dedi ki ameliyat oldum, izi bile yok. Bak bakayım dedi. Oo, çok güzel ameliyat yapmışlar dedim ya. Bravo, helal olsun dedim. Yok dedi, ne ameliyatı? Nasıl oldu dedim. İksiri kullandım dedi. Böyle geri incelmiş, sapsayıp basıncı fırlamış dışarı. Atmış. Normal olarak az az kullanırsa yavaş yavaş erir, yok olur. Normal olarak. Evet. Fakat beyefendi çok yoğun kullandığı için yerin oraya incelmiş, basıncı dışarı fırlamış. Evet. Yani. Evet, programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 8.30'da sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.